İki toplum liderinin harita sunma konusunda anlaşmaya vardıkları toprak konusunun görüşülmesine bugün başlandı. Cumhurbaşkanı Anastasiadis görüşmelerin gerçekleştirildiği Milletler Sarayı'na gelişine yaptığı açıklamada gazetecilerin harita sunulup sunulmayacağı sorusuna anlaşma bunu öngörüyor, inanıyorum ki evet yanıtını verdi. Var olan anlayış birliğine göre haritaların federal çözüm sonrası yaratılacak Kıbrıs Türk Oluşturucu Devleti yönetimine %28.2 ile %29.2 oranı arasında bir toprak öngörmesi gerekiyor. Liderlerin bugünkü görüşmesinde ekonomi, Avrupa Birliği, çözüm sonrası adada kalacak yabancı uyrukların yönetimiyle ilişkili yönetim başlıkları da ele alındı. Anastasiadis Akıncı görüşmesi öncesi iki taraf müzakere yönetim başlığında Kıbrıs Rum tarafının koymuş olduğu öneriler temelinde bir dizi görüş ayrılığı noktasını ele aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Aydı bugün öğleden sonra Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında liderlerin bu sabahki görüşmelerini çok üretken olarak niteledi. Aydı doğru yolda bulunulduğunu, çok zor konuların ele alındığını ve çözüme bazı konularda yakın bazı konularda uzak olunulduğunu ifade etti. Daha yapılması gereken çok iş olduğuna dikkat çekti. Amacın güvenlik ve garantiler konularının ele alınacağı, yarınki uluslararası konferansa herkesin hazır olması olduğuna vurgu yaptı. Aydı bu arada konferansın yarın tamamlanacağına inanmadığını, daha yapılması gereken çok çetin işlerin olduğunu ancak sürece iyi başladıklarına inandığını dile getirdi. İki liderin çözüm konusunda taahhütlerini de hatırlattı. RİK muhabiri Stella Mihail'in bildirdiğine göre Kıbrıs Rum tarafının haritası oluşturucu Kıbrıs Türk Devleti için %28.2 oranında bir toprağı öngörüyor. Bu haritaya göre 51 bin Kıbrıs Rum yönetim altına geri dönecek. Kıbrıs'ın kıyı şeritlerinin %50.4'ü de Kıbrıs Rum oluşturucu devleti denetiminde oluyor. Bu arada üst düzey görevli Andreas Hacıraftis, Kıbrıs Rum tarafının hazırlamış olduğu haritalar konusunda önce müzakere heyetine sonra da siyasi liderlere bilgi verdi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre toprak konusunda tarafların müzakere masasına koyacakları haritalar Birleşmiş Milletler tarafından özel bir kasada saklanacak. Ajans diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde bu haritaların sadece 5 kişinin göreceğini belirtti. Aynı kaynaklara göre harita sunumunda salonda sadece 2 lider, haritalar konusunda 2 uzman ve AYDE olacak. Bildirildiğine göre bu haritalar AYDE'ye verilecek, o da bunları özel bir kasada saklayacak. Yarınki konferans sırasında herhangi bir anlaşmaya varılamaması durumunda haritalar kamuoyuna verilmeyecek. Avrupa Birliği'ni Kıbrıs Konferansı'nda Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker temsil edecek. Bu arada Avrupa dönemi konsey başkanlığını üstlenen Malta, Kıbrıs sorununun çözümüne her tür yardımı yapacak. Malta Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Louis Gretz, Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Kıbrıs sorunu çözülmesi durumunda, Malta'nın 6 aylık Avrupa Konseyi Başkanlık döneminde ülkesinin sürece katılımında rolünün sonuç alıcı olacağını söyledi. Malta'nın başkanlık döneminin başlaması nedeniyle konuşan Gretz, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs'ın başkanlık döneminde Malta'nın öncelikleri arasında olacağının güvencesini verdi. Malta başkanlığının anlaşma sağlandığı andan Kıbrıs sorununun çözümünü mümkün olan her yoldan destekleyeceklerini de ifade etti. Şu ana kadarki verilere göre yarınki Cenevre Kıbrıs Konferansı'na garantör ülkelerin Dışişleri Bakanları katılacak. Cenevre'deki RİK özel görevlisi Stella Mihail konuyla ilgili haberinde konferansa katılım konusunda her olasılığın hala daha geçerli olduğunu ve düzeyin bugünkü görüşme sonuçlarına bağlı olarak belirleneceğini söyledi. Bu arada Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas da bu akşam Cenevre'ye gidiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Aydı, Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulis ise Kıbrıs sorununda konferansı Birleşmiş Milletler'in çağıracağını söyledi. RİK'in elde ettiği bilgilere göre Christodoulis, Özel Danışman Aydı'dan konferansı iki toplum liderinin çağıracağı açıklaması konusunda izahat istedi.
Norveçli diplomat da kendisinin Anastasiadis ve Akıncı'nın 1 Aralık yemeğinde Cenevre görüşmesi için mutabakata vardıkları koşullarda konferansa davet edilmelerine gerek olmadığını söylemek istediğini ifade etti. Aydın'ın bunun yanı sıra Lefkoşa'da ölü bölgede görüşme çağrısını Birleşmiş Milletler'in yaptığını, bunun için davet göndermeye gerek olmadığını söylediğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in dün akşam Mustafa Akıncı ile görüşmesi sırasında yönetim başlığı ele alındı. 2 saatlik bir gecikmeyle başlayan bu görüşme uzun sürdü. Bu görüşme başlayana dek iki tarafın uzmanları ve teknokratları düzeyinde askıda kalan konular tartışılıyordu. Andreas Mavroyannis ve Özdil Nami daha sonra sonuçlar hakkında liderleri bilgilendirdiler. Görüşmede Avrupa Birliği'nin Kıbrıs temsilcisi Peter Van Nuffel'le yer aldı ve Avrupa Birliği ile ilgili konulara değindi. Dün akşamki görüşme sırasında Anastasiadis ve Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bart Aydın'ın de katılımıyla baş başa görüşme gerçekleştirdiler. Kıbrıs ekonomisi 2016 yılında da büyümeye devam etti. 3 yıllık düşüş sonrası Kıbrıs ekonomisi son 2 yıldır büyüyor. Merkez Bankası'nın mali kredi sisteminde istikrar raporunda bu olguya atıfta bulunuldu. Merkez Bankası verilerine göre bu yıl gayri safi yurt içi hasıla beklenenin üstünde büyüdü. Büyüme oranı %2.6'ya ulaştı. Raporda ekonomik göstergelerde net bir iyileşme olduğuna da vurgu yapılırken, göğüslenilmesi gereken sorunların varlığına da dikkat çekildi. Bu noktada bankaların geri dönmeyen kredilerinin çok yüksek olmaya devam ettiği ve aşağı çekilmelerinin bir zorunluluk olduğu belirtildi. Yeni kredilerin düşük düzeyde kaldığı ifade edildi. Kamu borçları ile özel sektör borçlarının yüksekliği de bir sorun olarak dile getirildi. Merkez Bankası raporunda Kıbrıs'ta mali kredi sistemi için tehlike arz eden temel kaynakların detayına analiz edildi. Hava yarın bulutlu ve zaman zaman yağmurlu olacak. Rüzgar güneybatı ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvetli esecek. Hava sıcaklığı iç bölgelerde ve sahillerde 16, yüksek dağlık bölgelerde 4 derece olacak.